Şöyle bir soru var. Genel kapsamlı bir soru bu. Hani gaybtan haber veren hadisleri nasıl değerlendirmek gerekir? Yani ileride şunlar olacak. İşte belki yıl veren hadisler de var. Şu Evet. kadar belki o da olabilir. Veya işte 100 sene sonra şu kadar şey olacak. 1000 sene sonra bunlar olacak. Kıyamet bu kadar yıl geçmeden kopmayacak falan gibi. Genel manada bu tip gaybi hadisleri nasıl değerlendirmek gerekir? Şimdi önce şöyle bir şey söyleyeyim. Hoca Efendi vefat etti. Allah tahsilatını affetsin. Meşhur biriydi. Bir gün yanına gitmiştim. Bu olay gündeme geldi. Dedi ki İmam-ı Suyuti'nin bununla ilgili kıyamet alametleriyle ilgili bir eseri var. Orada şu tarihte kıyamet kopacak. Tarih veriyor. Ben kitabı elime alıp okuduğum sıralarda dedi, hocanın bunu söylediği 20 sene, 30 sene önce, artık o da kaç sene önce okumuş onu bilemiyorum. Çünkü yaşlıydı bize göre. Ben kitap okuduğum zaman kıyametin koptuğu 63 sene olmuştu. Yani 67 Geçmiş sene yani 63 sene. geçmiş o kitaba göre. Dolayısıyla az önce ilgili verdiğimiz haberlerde olduğu gibi kıyamet ile gaybi olan hiçbir konuda şey diyemeyiz, sahih diyemeyiz. Bu konudaki hadislerin hepsi %99,99'u ne yazık ki Yani mevzu. bugün elimizdeki kütüb-ü sitte'de geçiyor olsa da, Aynen, değil mi? aynen, aynen, aynen. Yani illa ki yani mevzu hadis kitaplarında geçmesi Hayır, gerekmiyor. şart değil. Demin örnek verdik şeyden, işte Buhari'den. Bukhari'den Evet. ve Müslim'den örnekler verdik aynı şeyi. Hatta şurada hemen okuyayım. Diyor ki La yamutu raculun muslimun illa adhalahullahu mekanehun nar Yahudiyen ev Nasraniyen. Müslüman birisi ölmüş, ölmemiş olsun ki onun yerine Allah ya bir Yahudi'yi veya bir Hristiyan'ı cehenneme koyar diyor. Bu 2000 küsur numaralı Bukhari Müslim hadisini. hadisi. Hadisi de not ettim. Yani Müslim'de geçiyor 2000 küsurlu 2676 numaralı hadis. Bukhari'de geçiyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'in ve la taziru vazirtin vizra okra adamın Yahudi olması illa da onun efendim şey olması demek değildir. Yani bu manada bir Müslümanın yerine cehenneme girecek anlamını taşımaz. O zaman Allah'ın adil vasfına bu uygun düşmez. Tıpkı Hazreti Peygamber'in babası ve annesinin kendisi peygamber olduktan sonra onları kaldırıp iman ettirmesi kendisine şehadet etmeleri ve sonra tekrar ölmeleri gibi. O zaman Cenab-ı Hak iltimas etmiş olur. Benim babama niye bu olmasın? Veya sizin babanıza niye bu olmasın? Cenab-ı Hak asla bu peygamberin babasıdır, bu filandır demez. Kaldı ki Hazreti İbrahim'in babasının durumu ortadadır. Hazreti Nuh'un oğlunun durumu ortadadır. Onun için bunların hiçbirisinin geçerliliği Evet. yoktur.